Değerli basın mensupları, son günlerde sağlık sistemimizde önemli tedirginlikler yaşamaktayız. Bir doktorumuz kamu hizmeti komisyonu vasıtasıyla cezalandırılmıştır. Bazı doktorlar da bunun arkasından sağlık hizmetlerinden, devletin sağlık hizmetlerinden istifa yolunu seçmiştir. Bu konu tabii ülkemizdeki sağlık sektörünü yakından ilgilendiren bir konudur. Ve bizim de bu sorunlara çare bulmamız gerekmektedir. Hükümet programımızda sağlık sistemiyle ilgili önemli yasal öngörüler bulunmaktadır. Bu çerçevede belli hazırlıklar geçtiğimiz hükümet döneminde yapılmıştır. Bu hükümet döneminde devam ettirilmektedir. Şu anda sağlık sigortasının oluşumu ile ilgili olarak önemli bir kalem hazırlanması üzerinde durulmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanımız da gerekli hesaplamaları yapmaktadır. Zaten Maliye Bakanımız da bir araya gelerek Sağlık Bakanımız, Maliye Bakanımız konunun ilerletilmesi için önümüzdeki günlerde önemli çabalar ortaya koyacaktır. Şimdi sağlık sigortası söz konusu olan, kurulacak olan sistem ve bu sağlık sigortasına dayalı olarak döner sermaye ve performans sistemi yürürlüğe girecektir. Bununla ilgili olarak 6 aylık bir süremiz vardır. 6 ayın sonunda bunun yürürlüğe konmasını öngörüyoruz. Tabii insani hesaplamalar, hatalar, eksiklikler de dikkate alınmalıdır diye düşünüyoruz. Ama hedefimiz 6 ay içerisinde sağlık sigortası çerçevesinde döner sermaye performans sistemini hayata geçirmektir. Bu sağlıkta önemli bir tasarrufu öngören bir uygulamadır. Çünkü her hastaneye ayrı bütçe öngörülmektedir ve bu kendiliğine aslında tasarruf sağlayacak olan şeydir. Ayrı bütçe olduğu için sağlanacak her tasarruf hastanenin çalışanlarının maaş ve ücretlerine etkide bulunacaktır. Tabii şu anda var olan doktorların en çok şikayet ettiği gelirlerin düşük olması meselesine de önemli oranda bir çözüm bulacağı iddiasındayız. Bunu kendileri de biliyor diye düşünüyorum. Çünkü onlara çeşitli defalar bu konularla ilgili konular aktarılmış. Zaten kendileri bunları tartışır vaziyette olan devlet çalışanlarıdır. Tam gün daha çok vakaya bakılması sağlayacaktır. Yani bununla beraber tam güne geçilecektir ve tam gün daha çok hastaya bakılmasını sağlayacak, daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak ve yurt dışına sevkleri azaltacaktır. Bu da aynı zamanda ayrı bir tasarrufu gündeme getirecektir sağlık harcamaları ile ilgili olarak. Ve sağlık harcamalarında yapılan her tasarruf, sağlık çalışanlarının gelirlerinin artmasında önemli bir girdi oluşturacaktır. Bu bir süre sonra özele de sağlık sigortasının açılmasında gündeme getirecektir. Bu da vatandaşın doktor seçme özgürlüğünün önünün açılması demektir. Şimdiye kadar bu işleri niye beklediniz diye sorarsanız aslında bekleme diye bir şey yok. Uzun zamandan beri tasarlanıyordu. Hükümet programına da girdi. Ama Kamu Hizmeti Komisyonu'nun aldığı bir karar bugün bu basın toplantısını yapmamıza sebebiyet vermiştir. Yoksa konu hükümet programında yer almış olan bir konudur. Ve planlama programlama zaten vardı. Şunu da söyleyeyim. Yani
ilaç sarfiyatında da önemli bir tasarrufa gidilmiş olacak. Bu sistem yürürlüğe girdiği takdirde bütün bunlar hep beraber sağlık sisteminde yeni bir iyileşmenin sağlanması yönünde atılacak olan önemli adımlardır. Bu konuda çalışmalar Sağlık Bakanımız tarafından sürdürülmektedir. Ve sanırım kamu çalışanları ve özelde çalışan doktorlar da el birliğiyle daha iyi bir sağlık sistemini oluşturacağız ve hasta memnuniyetini de artıracağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız da bir şeyler söylemiştir. Değerli basın mensupları, şimdi Sayın Başbakanımız olayı gayet güzel izah etti. Şimdi bu son dönemde alınan bir karardan dolayı ciddi bir tedirginlik var sağlık servislerimizde. Özellikle eğitim arkadaşlarımız arasında. Bu ikinci iş yasağı nedeniyle alınan bir karardı ve dolayısıyla şu anda yani ülkenin bir gerçeği var biliyorsunuz, hep birlikte biliyoruz. Yani bu sadece sağlık sektöründe değil, diğer bütün bütün sektörlerde de. Bu ikinci iş olayı sürekli tartışılan bir konudur. Biz zaten Sayın Başbakan'ın açıkladığı gibi genel sağlık sigortası sistemini getirmenin nedenimiz esas buydu, yani sağlığı bir sisteme kavuşturmak. Ve tam gün sağlığı, tam gün hizmeti, sağlık hizmetini sağlamak hastanelerimizde bizim esas gayemiz, amacımız buydu. Ama bunu sağlarken de hekimlerimizi tam gün özellikle çalışacak olan hekimlerimizi de maddi açıdan rahatlatabilmek, layık oldukları ücretleri alabilmelerini sağlamak, öyle veya böyle bu şekilde bir şekilde esas amaç ve gayemiz buydu ve Sayın Başbakan'ın açıkladığı gibi bizim genel sağlık sigorta sistemimiz içerisinde döner sermaye ve performans sistemi olacaktır. Ve bu performans sistemi belli bir miktarda gelirin hekimlerimize veya sağlık çalışanlarımıza, diğer sağlık çalışanlarımıza bir artı olarak, maaşlarına bir artı olarak gelmesini sağlayacaktır. Biz bunun üzerinde çalışıyorduk zaten. Yani bizim esas şu andaki amacımız sağlıkta reformu gerçekleştirebilmektir. Bununla ilgili de girdiğimiz taahhütlerin de farkındayız ve taahhütlerimize uygun da gidiyoruz. Biz hükümet programımızda ilk 3 ay içerisinde Mali Portre'yi ortaya koyacağımız sözünü vermiştik. Şu anda Mali Portre hazırdır. Maliye Bakanlığımıza gönderilmiştir ve Maliye Bakanlığımızda ilgili arkadaşlar tarafından inceleniyor. Sağlık Bakanlığından da katılan ekiplerle. Ve önümüzdeki şu andan itibaren 6 ay içerisinde de genel sağlık sigortası sistemini hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yani şu anda bu konuyla ilgili atılması gereken adımlar atılıyor, birer birer atılıyor. Yani programımızda bir aksama şu anda görülmüyor. İnşallah bu şekilde devam edebilirsek 6 ay içerisinde de bu konuyu gündeme getireceğiz. Ben buradan hekim arkadaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Aslında bu şu anda içine düştüğümüz tedirginlik veya kaos da diyebiliriz buna. Yani bugün oluşan bir şey değil. Yani yılların getirdiği bir birikimdi. Yani bugüne kadar ciddi bir şekilde, yani sağlıkta reform ciddi bir şekilde gündeme alındığı dönemler oldu ama maalesef ülkemizin şartlarından dolayı herhalde bu bir türlü hayata geçirilemedi. Yani bu kaos bugün yaratılan bir kaos değil. Bu tedirginlik bugün olan bir tedirginlik değil. Ha, bu niye alevlendi? Dediğimiz gibi Kamu Hizmeti Komisyonu'nun bir hekim hakkında verdiği bir karardan dolayı bugün alevlenmiştir. Ama şunu söyleyeyim, ben hekim arkadaşlarımdan özellikle şunu rica edeyim. Yani bir sakin olsunlar, sakin bir şekilde değerlendirelim olayları. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Sayın Başbakan da söyledi. Gerek Maliye Bakanı olsun, gerek bana, bu görevi zaten Sayın Başbakan vermiştir. Bizim hükümet olarak da amacımız zaten bütün kesimlerimizin refah düzeyini artırmaktır. Dolayısıyla bu tüm kesimler içerisinde elbet sağlık çalışanları da vardır. Doktorlarımız, hekimlerimiz de vardır. Ama artı olarak bize görev verdi. Biz Maliye Bakanı'yla az önce de zaten bir istişare yaptık. Bu konuyla ilgili ne yapabileceğimize bakacağız. Hem genel sağlık sigortasının mali bilançosuyla ilgili, hem çalışan sağlık çalışanların haklarıyla ilgili,
ne yapabileceğimize bakacağız. Bu açıdan bütün arkadaşlarımız müşteri olsunlar. Biz elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz de. Zaten burada bulunan nedenimiz bu. Sağlık hizmetini veren kesimlere iyi bir ortam yaratmazsak sağlığı alan kesimlerin memnuniyetini sağlayamayız. Ben bunu daima söyledim, gene söylüyorum. Dolayısıyla eğer alanın verinin memnun olacağı bir sistemi yaratmak istiyorsak bazı şeyleri de göze almalıyız. Bu yönde bizim çalışmalarımız devam edecektir. Bundan sonra daha da hızlandırılmış şekilde devam edecektir. Ve sağlıkta yeniden yapılandığı, gerçekleştirdiğimiz anda da ben eminim şu anda yaşadığımız sorunların çok büyük bir kısmını artık yaşamıyor durumda olacağız. Bunun için de irademiz vardır. Siyasi irademiz de vardır. Bunun için de elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimize ben söz verebilirim şu anda. Ve gösteriyoruz da. Evet, teşekkür ederim. Sorumuz varsa alabiliriz. Teşekkürler. Sağ olun.